Hamsterlara bakarken dikkat edilmesi gereken kurallardan bir tanesi bu hayvanların asosyal hayvanlar olduğunu unutmamaktır. Bunun için özellikle Suriye hamsterları tek başına yaşamaya alışık olduklarından bunların tek başına bakılması gerekmektedir. Yalnız bu kural cüce hamsterlarda değişebilir. Aynı cinsten cüce hamsterlar aynı ortamda yaşayabilir. Eğer farklı cinsteki hamsterları aynı yere koyarsak bu ölümcül problemlere sebep olabilmektedir. Çünkü bu hayvanlar kendi yaşam ortamlarını korumaya çok alışkındır. Bu nedenle diğer gelen hayvana zarar verebilirler. Bir diğer önemli nokta bu hayvanların çok hareketli hayvanlar olduğunu unutmamaktır. Bunun için özellikle dikkat etmişsinizdir. Pet shoplara gidildiğinde renk renk tünelleri olan, işte evcikleri olan çok güzel kafeslerin bulunduğunu görmüşsünüzdür zaten. Buna dikkat etmek gerekir. Eğer bu tünellerden veya bu evciklerden veya görmüşsünüzdür tekerlek vardır, hamster koşar. Genelde çizgi filmlerde veya filmlerde görürüz zaten bu tarz şeyleri. Bunların olmadığı bir kafeste hamster mutsuz olacaktır, strese girecektir ve bir sürü hastalığa sebep olabilecektir bu durum. Yani bu kadar önemli bir durumdur. O yüzden bu hayvanın enerjisini atması için çeşitli oyuncakların kafesinde bulunması gerekmektedir. Bir diğer önemli nokta kafes altlığıdır. Gazete kağıdından kafes altlığı yapabileceğiniz gibi genelde sıkıştırılmış tıraş kullanılması daha faydalı olmaktadır. Gazete kağıdını koyduğunuz zaman hamster'ın aldığı zaman dikkat edersiniz zaten kendine ait bir yuva kurduğunu görürsünüz. Eğer gazete kağıdı koyarsanız hayvan bu yuvada rahat edemeyecektir. Ayrıca koyacağınız talaşın hayvanın birazcık 4-5 santim boylarında olmasına dikkat etmek gerekir. Çünkü bu hayvanlar özellikle kendilerini saklayarak uyumayı çok sevmektedirler. Benim tavsiyem ve benim gözlemlediğim, eğer hamsterlar için özel böyle evde plastik şeyler de bulunmaktadır, kafesler de bulunmaktadır.